Şimdi bak. Yengen bana ifadesi şu. Efendim dedim ben tekrar. Bir kulakta tanısı. Tam alıyor, şey yapıyor falan. Tamam mı? Bunu önlemek için. Tabii o gece uyumadık, şey yapmadık falan. Ertesi gündüz. Çünkü arttıysayız ya. Vallahi bilmiyorum dedi. Bana bir şey demedi dedi. Yalnız dedi, bana dedi. Hadi dedi bana. Tabur komutanımız, yarbay. Kulakları şınlasın. Bu abi. Araziyi dedi, bir şey çık dedi. İncelemeye. Aramaya. Ben de geleyim dedi. Şöyle dedim komutana. Yani ağaç sefil kalmışlar dağdan kaçarken. Tabii bizim oradan kaçıyorlar bu arada. Onlara gönderdik. 18 Temmuz günü akşam üzeri saat 6'ya doğru kırmızı alarm verildi. Kırmızı alarm demek harp başladı bizim için. Birliği terk etti emredir. 18 Temmuz gecesi sabaha kadar biz Osmaniye'ye kadar intikal edebildik. Orada biz 2 gün birliklerimizin ihtiyatı kaldık. Kendimiz Kıbrıs'tan gelecek Truva feribotunu bekledik. Truva feribotu geldi. Akşam saat 6'ya doğru Mersin'den Kıbrıs'a doğru yola çıktık. Çıkartma bölgesine, plaja yanaştık. Çıkartma harekatımız başladı. Bizim için çıkartma harekatı çok kolaydı. Çünkü o plaj bizden önce çıkan ilk 50. Alay tarafından temizlenmiş. Orada biz 50. Alay komutanımız Albay Halil İbrahim Karolanoğlu, kendisi denizcidir, savaşçıdır. Onu da şehit verdik bu arada. Lefkoşa'nın kuzey tarafına doğru bizim birlik 39. Tümen derzilenmek durumunda kaldı. İlerideki piyadeleri yetişmem gerekiyordu. Birliğimden ayrıldım cibimle beraber. Bir şoförüm, bir çavuş. Yolda acıktık. Yani ihtiyacımız oldu. Bir Rum köyüne girdik. Rum köyünde böyle ne yiyeceğimizi şaşırdık. Her şey sofralar açık. Adamlar bırakmışlar, kaçmışlar, gitmişler. Bu arada bir eve girdim ben. Evde o köyün bayağı en güzel evi. Yani her tarafı kitap. Bütün. Sanki ben dedim kütüphanedeyim. Ben de okumayı yazmayı severim. Herhalde dedim bu adam yani bir bilim adamıydı, şeydi, profesördü falan derken sonra gözüm bir çalışma masasına ilişti. Baktım orada benim çavuş kulakları şınlasın, Ali Çavuş bu ajandayı bulmuş. Böyle elini aldı, komutanım dedi, salladı bana. Al dedim onu, bırakma dedim. Aldı, ondan sonra ben baktım, pasaya doğru yanaştım çalışma masasına. Oradan mürekkep kutusu var, bunu da al dedim. Baktım orada dolma kalem var, bunu da al dedim. Sonra yola çıktık, orada dedi giderken, komutanım ne yapacağız biz bunları dedi. Bak dedim, ben bununla dedim, şimdi birliğimizden, Kahramanmaraş'tan savaş için ayrıldığımız andan itibaren savaşçı günlüğünü yazacağım dedim. Böylece fırsat buldukça günlüklerimi yazdım. Ajandayı ben elime aldığım müddetçe yani ben hala onu o günleri yazıyorum. Yolda dahi aracımda dahi, cibimde dahi o günkü yaşadıklarımı alıyorum. Hep mevzideyiz, hep harekat halindeyiz, hep düşmanla irtibatlıyız. Efendime söyleyeyim, yani iyi ki bu ajandayı ben yazmışım yani. Benim için yani ömrümün bir parçası. Aşağı yukarı 4 aylık bir hayatım burada. Memnunum bunu sahip olduğum için. Aileme, çocuklarıma, neslime, milletime böyle bir eser bırakacağım için de tarihi bir eser.
İkinci ordu orgeneral Suat Aktolgan'ın ileri hattaki birlikleri denetleyeceği haberi geliyor. Hemen hazırlıklara başlıyoruz. Burada düşmanı terk ettiği makineli tüfek mevzilerini geziyorum. Mevziler yerin altında ve prefabrik beton kolonları getirmişler. Civatalarla tutturmuşlar. Tonlarca gizlemeyi yapmışlar. Önümüzde bir sığınak çıkıyor. 2-3 metre yaklaşana kadar hiçbir şey belli değil. Bilhassa havadan tespitine imkan yok. İçine giriyoruz. Burada rahat bir şekilde 200 kişi kalabilir. Binaları geziyoruz. Bazılarında haritalar, manzara krokisi ve ellerindeki silahlar ve bunların Rumca 4 sayfalık teksir edilmiş bazı bilgiler buluyoruz. Gaziköy tamamen Türklerin isim listeleri